İletişim insanlığın en temel ihtiyaçlarındandır. Artık anlık habere ihtiyaç duyduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Zamanla tamamen özgün ve bize ait bir dil oluştu topraklarımızda ve yeşerdi hızla. Tarafsız, özgür ve çok sesli bir medya için yerel gazete okuyun. Kadın Gazetesi. Kadınlar takipte. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu kadın cinayetlerini takip aldı. Türkiye'nin neresinde olursa olsun kadın cinayetiyle ilgili her duruşmayı izliyor, izletiyor. Kadın güreşçiler tarih yazdı. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'ye madalya yağdı. Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Kaspiysk kentinde düzenlenen şampiyonada Türk sporcular 5 madalya birden kazandı. Mersin Gazetesi. 1786 iş yeri kapanış yaptı. Mersin 4. sırada. Yılın ilk 4 ayında Mersin'de 1786 iş yeri kapanış yaptı. Bu sayıyla Mersin Türkiye'de ilk 4 sırada kendine yer buldu. Kent merkezinde miting meydanı olur mu? Vatandaştan büyük tepki. Vatandaş, yetkililer ve karar vericiler ya sorunu acil olarak bir an önce çözsünler ya da gelip misafirimiz olsunlar, yaşadığımız rezilliği birlikte yaşasınlar. Mersin'de yapılan tüm miting ve toplantıların Tevfik Sarıgül Stadı'nın önünde yapılması vatandaştan tepki almaya devam ediyor. Güney Gazetesi. Kırmızı Liste'nin adayı kıl payı kazandı. Toplam 232 oyun kullanıldığı olan kongrede seçime kırmızı listeden katılan Kanal 33'ün sahibi Turgay Demirtaş 109 oy alırken sarı listeyle yarışan Fatih Şahin 108 oyda kaldı. Pembe listeyle seçime katılan kadın aday Zeliha Kuş'a sandıktan sadece 12 oy çıktı. Çıkan sonuçlara itiraz eden bazı gazeteciler sosyal medyadan tepkilerini dile getirdiler. Mezitli'de Hıdrellez coşkusu. Mezitli Belediyesi'nin düzenlediği Hıdrellez kutlamaları büyük coşkuya sahne oldu. Kutlamalar vatandaşları büyük coşku ve sevinç yaşattı. İmece Gazetesi. Erdoğan'a münafık tepkisi. Mersin mitinginde konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçiminde oyunu kendisine atmasına karşın milletvekili seçiminde Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermeyecek olan kişileri münafık olarak nitelendirmesine tepki göstererek "Münafık, sen şirk koşuyorsun, şirk. Münafığın anlamını biliyor musun? Nedir biliyor musun? Ne demek bu millete münafık demek? Sen kimsin be? Sen kimsin?" dedi. Heyelan su kesintisine sebep oldu. Tarsus'a bağlı Kuşçular, Eminlik, Emirler, Kuzuluk, Keşli ve Sanlıca mahallelerini besleyen içme su isali hattı güzergahında heyelan nedeniyle içme su isali hattının zarar gördüğü, bu mahallelere içme suyu verilemediği bildirildi. Yeni Güney Gazetesi. Hayat İçin Değişim Projesi. Valilik koordinasyonunda sosyal destek programı kapsamında desteklenen ve Tarsus Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yürütülen Hayat İçin Değişim Projesi açılış etkinliği Vali Ali İhsan Su'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Avukatlara idarenin taraf olduğu davalar semineri. Mersin Valiliği ve Mersin Barosu İşbirliği'nde kamu ve serbest çalışan avukatlara yönelik idarenin taraf olduğu davalarda son mevzuat değişiklikleri ve kamu avukatlarının idare içerisindeki yeri, sorunları ve çözümleri konularında seminer verildi.